Ankaralılar bugün sandık başında yeni trafik uygulaması tartışmalarına ve gelen tepkilere son vermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün Kızılay'a koyduğu sandıklarla referanduma gidiyor. Ankara'da bugün referandum vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay trafiğini düzenlemek için yaptığı bariyerler yayalara engel olamayınca Türkiye'de ilk kez bir alt geçit oylaması yapıldı. Kızılay Meydanı hafta sonu gezmesine çıkan vatandaş için de eziyet oldu. Alt geçit girişlerinde izdiham yaşanırken yürüyen merdivenler yürümemekte ısrar edince isyan sesleri yükseldi. Rezalet kardeşim ya. Belediye oylama için Ankara'nın özellikle gecekondu sakinlerinden yararlandı. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla otobüslerle taşıdığı seçmeninin büyük bölümü Kızılay'ın en uzak köşesindeki Ankaralılardı. Nerede oturuyorsunuz? Biz mi? Tepecik'te. Tepecik, Kayaş'ta oturuyoruz. Ulan acayip oğlum, biz de Yükseltepe'den geliyoruz oğlum. Kızılay trafiği için oy kullanma yaşının önemi yoktu. Önemli olan evet diyebilmekti. Oy verdiniz çocuklar? Bilmiyoruz ki abi. Ne demek oy? Oy. Binlerce binlerce çocuk gelmiş burada. Biz burada oy toplamak için vatandaşın yani Melik Gökçe'yi haklı çıkartmak için burada uygulama yapıyoruz. 100 yol var kan aşağıda, ne işim var yeğenim? O zaman kaldırılsın mı diyorsunuz bu? Hiç kaldırılmasın, bu ayar daha iyi. İnşallah kazanır. İnşallah kazanır, Allah yardımcısı olsun. Kim? Melik Gökçe. Peki siz Melik Gökçe'ye mi evet dediniz yoksa trafiğe mi? Çeşitli semtlerden binlerce insan belediye otobüsleriyle Kızılay'a taşındı. Evet. Hayır hayır, konuşmayın, bana gezmeye geldik canım. Gezmeye geldik. Bir de böyle gelmiş gene de bize oy kullanalım dedik. Burası ben bilmiyorum ne, Kızılay. Daha önce gelmiş miydin? Hiç gelmedik daha. Bu öz geliyoruz, yeni bileceğiz burayı. Daha önce gelmiş miydiniz? Yok, gelmemiştim. Kim gelirse gelsin, Allah hayırlısını versin. Ne yönde oy kullanacak? Ne anlamı? Melik Gökçe'ye kullanacağım. Yani neyin kararını vereceksin? Ne kararı? Diyeceksiniz? Oyda ne yazıyor? Niçin oy vereceksiniz? Evet diyeceğim. Ne diyeceksiniz? Evet. Evet diyeceksiniz. Evet. Yani orada niçin evet dediğinizi biliyor musunuz? Niye bilmiyorum? Niçin onu soruyorum işte. Melik Gökçe'yi istemek için evet diyeceğiz. Gökçek otobüslerle oy kullanmak için kenar semtlerden vatandaş taşındığı iddialarını yalanladı. Böyle bir iddia sadece ve sadece karşı tarafın acizliğidir. Seçimler demokratik bir ortamda yapılıyor dendi ama görüntülenmesinden rahatsız olundu. Başka konuşuruz. Tamam, gel abi. Tamam, sen kendine kalıyorsun lan. Sandık başına gelen Gökçek, gazetecilere yönelik saldırılara akıl almaz bir üslupla cevap verdi. Sopa yediniz, nereye darbe aldınız? Medya hadiseleri böyle provoke ediyor. Türkiye'de halka güvenelim, demokrat olalım. İşimize gelsin gelmesin sandığa güvenelim.